Günaydın. Aslında tünaydın. Birkaç günümü göreceksiniz. Bugün günlerden salı günü. Evdeyim. Çoğunlukla çalışacağım. Akşam bir planım olma ihtimali var. Henüz netleşmedi. O yüzden şimdi taze fasulye pişiriyorum. Ve evi toparladım. Bir de size yeni yılbaşı harçlığımı göstereyim. Bir tanesi bu. Aslında ikisi de annemden aldım. Annemin hesabını yazarım şuraya. Instagram'da. Annem bunu geçen sene yapmış. Ben bu sene görme fırsatı yakaladım. O yüzden direkt aldım ondan. Şöyle. Bilmiyorum, şu ağaçlardan daha şık durduğunu düşünüyorum. Bir de ister istemez hem onların pisliği dökülüyor hem de plastikler. Kullanmayı pek sevmiyordum o ağaçları. Şimdi diğer ağacı göstereyim. Bu. Bunu süslemeyi tam bitiremedim daha. Tam süslediğimde çok daha güzel olacaktır. Bunlar da öğretmenler günü çiçeklerim. Böyle. Bambi, gidelim mi? Gidelim mi? Gitmek ister misin? Göbiş. Ayıklanmış, yıkanmış fasulyelerim duruyordu. Dedim ki bugün fasulye yapayım. Badem yoğurdum var. Tabii ki yoğurt istiyor insanın canı. O yüzden badem yoğurdum vardı. Bu arada ben geçen gün şu Nuri'lerden aldım. Galiba içinde 5 tane vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Biraz pahalılaşmışlar. Eskiden bu kadar pahalı değildi tabii. Yurt dışından geldiği için doğal olarak. Yazmıyor ama galiba 5, en fazla 10 tane olması lazım. Neyse. Ben bununla ne yapayım diye düşünüyorum. Şeyleri görüyorum. Hep sandviç gibi yapıyorlar böyle içinde. Sushi gibi oluyor ama sandviç gibi yiyorlar. Onu mu yapsam? Yoksa dümdüz avokado sushi falan mı yapsam diye. Bir düşünceler içerisindeyim. Yarım saattir kıyafet deniyorum ama şunu giyeceğim galiba. Düz bir kombin çünkü. Neden olmasın? Hava soğuk. Böyle. Yatak çok dağınık. Şimdi buraları toplayayım. Size ne göstereceğim? Anneannem bana bunları Almanya'dan getirdi. Ondan rica ediyorum her geldiğinde. Böyle vegan bir şeyler getirir misin anneanne falan diye. Markete gittiğinde kolayca bulabiliyor zaten. Bunlar böyle tavuk parçaları gibi. Marketler aşırı çeşitli. Şimdi de bakalım. Bir iki bir şeyim daha var. Onları da sonraki günlerde kullanacağım ama şimdilik bunu yapayım dedim akşam dışarı çıkmadan. Merak ettim. Hemen deneyeceğim o yüzden çok bekletmeden. Tavuğa baya benziyor. Yapısı. Güzel. Ben kombinimi değiştirdim. Çünkü kırmızı ruj sürmek istiyorum. Anne. Şu var. Bir de bu var. Kalem şeklinde. İkisi de mat duruyor bu arada. Şimdi çerçeveyi bununla çizip biraz böyle ortaya kadar şey yapacağım üstüne bu. Çerçeve yapacağım dedim. Kolla boyadım. Ve buna geçelim. Komik bir şey. Galiba hazırlandığımla kaldım sadece. Neyse, en azından hazırlandım mı diyelim. Belki bir ara çıkarım tekrar başka biriyle. Neyse, yani sonuç olarak böyle hazırlanmış oldum. Göstereyim tekrar.
Günaydın. Günaydın. Bambi. Dün akşam bahsettiğim şeye gittim. Birlikte konuşacağız. Ama birazcık geç gittim. O yüzden yani bir yandan da çekmek istemedim. Çünkü insanları rahatsız etmek istemedim. Neyse. Ben gitmeyeceğimi düşündüğüm yerde çıktım yani. Hazırlanmam boşa gitmedi en azından. Neyse. Şimdi bugün sabah kruvasan yemeye gittim. Oradan geldim, birazcık çalışacağım. Bir ödevimiz var. Onun için bir kayıt almamız gerekecek falan filan. Bakarız. Çekebilirim. Böyle. Arkadaşımı almaya gidiyorum önce. Bambi, görüşürüz. Burada da arkadaşım doğum günü. Bu arada neden herkes Aralık ayında doğmak istemiş? Kasım ve Aralık. Bambi, neyse ki senin doğum günün Kasım ve Aralık'ta değil. Camları açsam? Yok, açmayayım değil mi? Millet yanımızdan geçecek. Ne yapıyor bu manyaklar diye. Şöyle biraz mı açalım? Hava. Hava gelsin ha. Aynen. Yanlış şey. Birlikte ne yapıyoruz? Sonic meditation. Teach yourself to fly. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz? Önce nefes alıyoruz. Gözümüzü kapatacağız değil mi? Gözümüzü kapatalım. Tamam. Hemen mi? Hemen çözüm. Meditasyon tamam. Yapıyoruz. Gözümüzü kapatacağız. Nefesimize odaklanacağız. Sonra bu nefes yavaş yavaş duyulur hale gelecek. Peki bu ses kaydını videodan mı alacağım sonra? Öyle mi yapalım yani? Ben de ses kaydedeyim olmazsa. Nefes alacağız. Sonra bu nefes duyulur hale gelecek. Bütün bu süreç boyunca hep izleyici olarak konumlanacağız. Ondan sonra yavaş yavaş ses çıkartmaya başlayacağız. Hani nasıl bir titreşim içimizden geliyorsa o şekilde bir ses çıkartacağız. Burada ağızlıktan ölmeyi istemiyorum. Often a kind of a case study where they focus in on a particular situation. So this one is. Günaydın ve bugün Perşembe. Perşembeden günaydın. Ben okula geldim erkenden çalışmak için. Aslında 9'a kadar dersim olacaktı ama akşamki dersim için hoca mail atmış, hasta olduğunu söylemiş. O yüzden dersim 4'te bitiyor. Eve gideceğim. Bugün de vlogu sonlandırmayı planlıyorum. Yeterince şey çıktı bence zaten. Bayağı bir yoğun bir program oldu. Bugünlerimi pek çekmiyordum. O yüzden yoğun olduğum günleri özellikle çekmek istedim. Ama yine de kopuk yerler var diye düşünüyorum. Bunun için kusura bakmayın. Ben biraz piyano çalışmaya devam edeceğim.